Dikkat diyor. Burada Doge ve bu 18 altcoin borsalara yığılıyor şeklinde söylüyor. Buna bir bakacağız. Nereye yığılıyormuş? Bunu bir göreceğiz. Ve bu noktada mevcut kripto paralarla alakalı konuşacağız. Yine FTX'in falan gönderimleri, transferleri tarzında bir durum var. Bununla alakalı değil de daha çok üzerinden konuşmak için derlenmiş iyi kripto paralar bir arada gözüküyor. O yüzden konuşacağız. Yoksa buradaki şeyler falan doğru değil işte. Mal boşaltıyor, fiyatı çökecek mi, bilmem ne, şöyle mi, böyle mi olacak? O kısım doğru değil yani. Onu bir kere söyleyeyim. Haber de böyle gidiyor ve nihayetinde bitiyor. Blockchain analiz firması SpotOnChain, FTX ve Alameda Research tarafından Binance, Coinbase, OKX ve Galaxy Digital gibi büyük kripto para borsalarına yapılan önemli varlık hareketlerini ortaya çıkardı. Son 4 gün içinde Doge'den 19 farklı varlıkta toplam 24 milyon dolara yakın işlem kripto toplumunda merak ve spekülasyon yarattı. Merak edecek bir şey yok. Daha düzgün şeyleri merak edin. Daha gerçekten merak edilebilecek bir şey varsa gerçekten onları merak edin. Ben size söyleyeyim, o gönderdiklerin hepsini satacaklar. Yani merakınızı giderirse ben söyleyeyim yani. FTX ve Alameda cüzdanlarında Doge ve bu coinler hareketlilik yaşadı. Şu an anladığım kadarıyla biraz daha şey yapmaya çalışıyorlar. Böyle nasıl diyeyim? Ellerindeki küçük varlıkları satmaya çalışıyorlar. Gördüğüm kadarıyla. Mesela yakın zaman içerisinde Shiba'da satış yaptılar. Shiba'da kendilerine göre aslında yüklü bir satış yaptılar. Çünkü ellerindeki varlık da çok düşüktü. Yani zaten adamlarda Shiba yoktu. Onları da çıkardılar. XRP falan sattılar biliyorsunuz. Bu şekilde bir süreç yaşanmıştı. Tabi bunlar ufak baya. Bu hareketlerin dökümü sektör gözlemcilerinin dikkatini çekti. Taşınan varlıklar arasında 6,8 milyon dolar değerinde 3.150 Ether yer aldı. Ayrıca 6,41 milyon dolar değerinde 59,6 milyon Alef bulunmaktaydı. Toplam 2,48 milyon dolar değerinde diye geçmeden önce bakın. Mesela Ether'de bayağı tutuyorlar ama tabii ki yüklü satışlar yapamıyorlar. Artık şunu söyleyip durmayacağım. Sol, Bitcoin, Ether fiyatları oynatabilecek kadar varlıkları yok adamların. Buna rağmen ekstrem tedbirler alındı. Ether'i alın, portföyde bulunsun. Ether çok iyidir. 3,6 milyon curve varmış. 990 bin dolar değerinde. 33.388 Avax'ın da taşındığını söylüyor. Evet, bunları da satarlar. Ellerinde yüklü değil, belli bir miktar Avax vardı. Toplam 9. 10. sırada falan en çok tuttukları kripto paralar listesinde, yani adamların totalde 9-10'da falandı. Aşağı yukarı bu şekilde. Fakat yapılan satışlar doğrultusunda da gördük ki öyle ahım şahım yok. Avax portföylere kesinlikle yakışır. Yine alım noktasında hareket edilebilecek en iyi kripto paralardandır. Bu arada az öncekilerin de adını geçirmişken söyleyelim. Yine bakın Shiba, XRP. Bunlar da portföye gider. Bunları da almak lazım. Taşınanlar arasında diyor 848 bin dolar değerinde 50 bin küsür link de bulunmakta. Linki de portföylere yerleştirmek gerekecektir. Ben gördüğüm kadarıyla linkin çok fazla bizim Türkler linke rağbet göstermiyor. Hata yapılıyor. Link çok 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 iyidir. Önemli bir kısmı 6 milyon dolar tutarında Pendix, RSR, Doge. Doge'u da bu arada evet portföylerde tutmak gerekecektir. Dogecoin bu noktada bir meme coin. Daha doğrusu meme coinlerin zaten popüler olanları bu sezon için büyük yükseliş konusunda gerçekten beklentim çok yüksek benim bunlarda. Yani popüler meme coinler olduğu zaman bunlar portföye gider. Doge olsun, Shiba, Floki, Peep falan tarzında Baby Doge gibi gibi. Bitcoin Cash üzerinden konuşuyor. Cash de daha önce de bununla alakalı konuştum. Bitcoin Cash'i normalini bilmiyorsanız almayın. Yani o şekilde. Çünkü büyük ihtimalle satarsınız bu niye yükselmiyor deyip halbuki kat kat artmış olacaktır. CHR, AX, AX'ı sakın almayın. Ya uzak durun. Gördüğünüz yerde kaçın.
Matic çok iyidir. Dördüncü sırada olarak yani FTX'in şu anda elinde en çok bulundurduğu dördüncü kripto para birimidir. Matic portföylere gider. Çok ama çok yakışır. Matic'i de almak gerekecektir bu noktada. Uni önermiyorum yani Uni'yi. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Uni'yi önermiyorum çünkü sıkıntılı işler var. Yarın öbür gün başları ağrıyabilir bu şekilde. Orbs'tan bahsediyor. Sonra Frackshare. Frackshare'da Binance'da ilk listelendiğinde Binance'ın bayağı bir başını ağrıtmıştı biliyorsunuz. Fena değildir. Yani bir Lido değildir. LDO kadar ileri noktalara hareket beklediğim bir kripto para değil. Ama LDO gibi kripto paraları beğeniyorsanız ki beğenin. FXS'de alınabilir tabii ki portföylere yakışacaktır kanaatindeyim. DOT muhakkak almak lazım bu sezon. Geçtiğimiz sezonun Solana'sı, AVAX'ı diye adlettiğim kripto paralardan bir tanesidir DOT. O yüzden portföylerde bence kesinlikle bulundurmak gerekiyor. Dotcoin'i kaçırmamak gerekiyor. GMT yani olabilir, olmayabilir. Alınabilir beklentim var. Oneinch yine alınmasını mantıklı gördüğüm kripto paralardan biri. Olmazsa olmazlar listesinde değil şahsen benim için. Ama olabilir yani. Sol işte sol olmazsa olmazlar listesinde bu noktada. Çünkü gerçekten bu sezon inanılmaz yüksek fiyatlara hareket edebileceğini düşündüğüm için sol coin'i de portföylere gerçekten yakıştırıyorum. Bu arada sol burada adı geçen FTX Alameda cüzdanlarında en çok bulunan kripto paradır biliyorsun. Zaten bundan kaynaklı olarak ilk etapta fiyat düşüşleri yaşamıştı. Yani üzerinde bir food haber silsilasyonu bitmeksizin bir devam etti. Zaten ondan sonra bir cacık olmadığı anlaşılınca yani abartılmış bir süreçti gerçekten. Sol coin fiyatları bunu büyük ölçüde telafi etti. Genel olarak durumlar bu şekilde. Dediğim gibi sol da yakışır. Buradaki yapılacak olan satışlar belki iddia edilebileceğin aksine asla fiyat paritelerinde düşüş meydana getirmez ve manipülatif şekilde algılanamaz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.